Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu budu. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizamı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve her adövü alt ve mağlup edecek 2 kıyılık bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muhalif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider, bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden ve her hadisinden titrer bir surete gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezası görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden hav etmeyerek rahat kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlub şehre yetişir, orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri muti kanun-i ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alemi ervahtan gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilemez. Çünkü abid namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani halık ve rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O em hakimdir. Abes iş yapmaz. Em rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısı bulur. Dua ile çalar, hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinat edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir ehemmiyeti tamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı delalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abide. Küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samadaniye lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylosof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat amelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola velev 10 ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan 9 ihtimal ile bir saadet ebediye hazinesi vardır.
fısk ve sefahet yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan 9 ihtimalle şekaveti ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şahadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha.